Hukuken dava ne anlama gelir? Mahkemelerde, adliyelerde hep duyduğunuz dava sözcüğünün aslında tam olarak anlamı nedir? Hukukta bir davada kimler yer alır? Bu gibi sorularınızın cevaplarını yazımızda ele aldık. Davanın sözlük anlamı. Dava, çağırmak, yardım istemek, yalvarmak anlamlarına gelen Arapça daa kök sözcüğünden türetilmiş bir kavramdır. Aynı kökten çağrı anlamına gelen davet ve davetiye de türetilmiştir. Bir şeyin üzerinde ısrarla durmak, istemde ısrarcılık manasını taşır eski dilde davacıya müddeyi iddia eden, davalıya müddeale, kendisine karşı bir iddia ileri sürülen denilirdi. Dava sözcüğünün hukuktaki anlamı ve tanımı. Davanın terimsel anlam ve tanımına gelince. Hakla ilgili hukuksal korunma istemine dava denilir. Dava, kişilerin kendilerine ait olduğunu ileri sürdükleri bir şeyi mahkemeden istemeleri hakkı olarak da tanımlanabilir. Kişi için en temel olgu, kişiye en sıkı bağlı, sabit varlık ve nitelik haktır. Hakkı ihlal edilen ya da hakkı tehlikeye düşen kişi, yetkili yargı organına, mahkemeye başvurarak hukuksal korunma ister. İşte bu hukuksal korunmayı istemeye dava denilmektedir. Dava açma dava etme, davacı olma, dava ikame etme, yargıya başvurma, deyimleriyle anlatılmak istenen, hak ihlali halinde devletin mahkemesine başvurmuş olmadır. Mahkemeye başvurarak hukuksal korunma isteyene, davacı. Kendisine karşı hukuksal korunma istenilene de, davalı, denilmektedir. Hukukta davayı ifade eden diğer terimler. Bir istemin, bir iddianın, dava, sayılabilmesi için temelde üç unsur vardır, bunlar, davacı. Davalı, dava konusu. Davacı. Eski dilde, davacıya müddei denilirdi, müddei, iddiada bulunan, istemde bulunan demektir, usul hukukunda, davacı, bir hakkının ihlal edildiğini, dolayısıyla ihlalin giderilmesi gerektiğini ileri süren ve bunu talep eden, gerçek ya da tüzel, kişidir. Her davanın ilk ve itici, başlatıcı, unsuru, davacı, yani bir hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, bu ihlalin giderilmesi istemini bir yetkili merci ileten kişidir. Davalı. Davanın ikinci kurucu unsuru davalı denilen gerçek ya da tüzel kişidir. Eski dilde davalıya müddaa, kendisine karşı bir hak ihlali isnadimde bulunulan kişi denilirdi. Bir davadan söz edebilmek için ortada iki taraf unsuru bulunması zorunludur. Davalı bir hak ihlalinin yöneltildiği muhataptır. Davanın konusu Davanın üçüncü unsuru, konu, dur, bir davadan söz edebilmemiz için bir davacı kişinin bir davalı kişiye karşı bir hak ihlali iddiasında bulunması şartını ararız, hak ihlali iddiası, bir davanın konusudur, konusuz dava olmaz kişinin diğer bir kişiye karşı bir hak ihlali iddiasının yargısal çözüm yoluna götürebilir nitelikte bulunması gerekir, iddia, imkanlar alemi dışında ise, hukuki anlamda, dava, kabul edilemez, yani sırf bir insandan nefret edildiği için dava açılamaz, dava açabilmek için kanunlara veya kurallara bir aykırılık söz konusu olmalıdır. Hukukta dava dosyası ne demektir? Açılan her dava için bir dosya düzenlenir, insanlar dava dosyası sorgulama, dava dosyasının akıbetini öğrenme gibi sorularını sorduklarında kastedilen de budur. Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge, mahkeme ön büro, kayıt ve tevzi işlemlerinden geçirildikten sonra, ilgili mahkeme yazı işleri görevlisi zabıt katibi tarafından dava dosyasına konulur. Belgelerin dosyaya konulduğu tarih, davanın seyri bakımından önemlidir. Dosyanın başka bir resmi merci gönderilmesi gerektiğinde, hakim Liz'in, kendiliğinden veya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir. HMKMD, 159 2, mahkemenin zabıt katibi, dosya içindeki her belgeyi gösterir bir, dizi listesi, düzenlemek zorundadır. Dosyaya giren veya dosyadan çıkarılan belgeler derhal bir, dizi listesi, ne işlenir? HMKMD, 160. Dava dosyası, zabıt katibinin sorumluluğu altındadır. Davanın tarafları veya feri müdahil, dava dosyasını zabıt katibi nin gözetimi altında inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da ilgilerini kanıtlamak şartıyla hakimin de izniyle dava dosyasını inceleyebilirler. HMKMD 161/1 Dava dosyası içerisinde gizlilik niteliği taşıyan ve saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi ancak hakimin açık iznine bağlıdır. H.M.K.M.D. md 161/2. Zabıt katipleri yargılamadan önce ve gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek için hakime vermek, dosyanın işi bitince de zamanında dosyayı eksiksiz almakla ve yerinde muhafaza etmekle görevli ve yükümlüdürler. HMK md 162. Avukat Saim İnce -E Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi